İyi sabahlar Cafer abi. İyi sabahlar. Gelmiyor musun markete? Geliyorum, bekle. Geç kalıyoruz abi. Bir günde geç kal aslanım. Ne oluyor, ekspres yetiştiriyorsun ekmeklerinde. Aylığına zam mı yapıyor kitapsızlar? Bekle. Kim yırtmış o ilanı? Ben ne bileyim. Kim yırtmışsa yırtmış. Nöbet mi tutuyorum başında? Sen bizi belediyeye şikayet ederken iyiydi. Havalara girdin değil mi sahtekar? Arkanda o haydut var çünkü. Bizim Allah'tan başka arkamız yok. Buyurun, iyi günler. İyi günler koçum. Ne oluyor? Çarçutmayın vatandaşı. İlanı yırtmışlar, bize bağırıyor. Kimsenin bağırıp çağırdığı yok efendim. Konuşuyoruz, iyi günler. Maşallah yürüyüşe mi çıkıyorsunuz? Kız ne yapayım? Baksana şu katile, duba gibi oldu. Eritelim biraz. Ne güzel efendim, ne güzel sefaile. Keşke imkanımız olsa da biz de yapabilsek. Ne var bunda kız? Çık yürü. Havada mis gibi. Oh. Ablacığım, tıraşı keselim. Yürü. Hasta etme vatandaşı sabah sabah. Sıhhatler olsun efendim. Küçük bey de iyileşmiş maşallah. Duyduk, pek sevindik. Canavar maşallah, canavar. Yakında dil satanların dillerini gagalayacak. Kırt kırt. Hey maşallah. Prens demişler ona. Ne yapar adamı? Sen hala burada mısın? Gidiyoruz. Tamam. Senin suyun ısındı. Ne haber Bengüen? Zor durumdayız Yavuz Bey. Limonatadan da bir şey kazanamadık. 3 çocuk. Vatandaş yakında bulacak yolunu Penguen. Şu seçim dalgalarını bir atlatalım. Bozma moralini. Allah razı olsun. Kız sen de bakıyorum milletvekili gibi vaat dağıtıyorsun millete. Yürü. Bir limonatayı satamadım beceriksiz. Tüh! Allah'tan o kız çalışıyor da. Bırak be, adam mı o? Hadi Adem sen bak işine. Hı. Ne oluyor aslanım? Kayınbabamız yine başladı bombardımana. Sultanım dolduruyor enişte. Allah onun belasını versin. Asım'a bir eniştelik yapacaksın Cafer Bey. Yaparız. Ne var? Çocuk babasına söyleyemiyor. Bir ev bulmuşlar da nişanlısıyla. Ev mi? Kiralık enişte. Söyleriz aslanım, ne var bunda? Amma gözünüzü korkutmuş sizin de bu Sultan Hanım'a. Evin kirası biraz pahalı. 100 milyon. 3 aylık da peşin istiyorlarmış. Olsun, verecek. Oğlunu evlendiriyor. Para mı onun için? Al şu hesabı da gidelim Sultan Hanım. İşimiz var. Alalım. Adamdaki havalara bak. Gören de seni çok önemli bir iş yapıyor sanır. He. Babacığım. Ne var? Çocuklar analıkların korkusundan sana söyleyemiyorlar. Hay o analıkları kadar taş düşsün başlarına. Ne söyleyeceklermiş? Asım nişanlısıyla bir ev bulmuş da kiralık. Kiralık mı? Niye bizim haberimiz yok? Seni adam yerine koyup da danışan mı var Halil Bey? Estağfurullah babacığım. Kaçaymış kirası? Çok şey değil canım. 100 milyon. Ne? Sapıtmış mı bunlar ayol? O kadar kira vereceğime ev alırım daha iyi. Ne dedin sen Halil Bey? Ev alırsın oğluna öyle mi? Biz de bodrum katlarında sürünelim. Tamam, gidiyorum. Duramam artık buralarda. Nereye sultanım? Yazık Halil Bey, yazık. Demek benim o çarpık ağızlı, kuş bakışlı gelinin kadar haysiyetim yok ha? Püh! Hop, bir şey numara söyletmem sultanım. Ağzını topla. Ben ne dedim şimdi sultanım? Tüh, yazıklar olsun. Nereye? Giderse gitsin be. Dedim, geç kasaya aslanım. Geldim enişte. O kadar. Otur aslanım. Ne sanıyor bu kendini be? Halil Bey işim artıyor. Market sizin aslanım. Kimmiş o? El kızı. Yanaşma. Otur. Ben öyle demedim sultanım, yanlış anladın. Benim alacağım ev apartman gibi 3 katlı. Araştırıyorlar. Konuştum emlakçıyla. Buraya yakın. 3 katta biz otururuz. Alt katta da oğulların. Ay istemem, oturamam onlarla. Tövbe, Allah yazdıysa bozsun. Öteki de bitirir askerliğini, evlenir yarın öbür gün. Sana ne zararı var sultanım? Herkes kendi dairesinde. He? Yok istemem vallahi. Ciyak çocuk gürültüsü. Gelin hanımların suratı. Ay aman istemem. Ama. Ich küsse dich auch Mutterlein. Sie gehen ganz gut. Natürlich ich werde sagen, danke dir. Ja, hoffentlich. Wir sehen uns an Weihnachten, ja? An Weihnachten. Also, tschüsschen, tschüss. Annen mi oraya? Annem. Yanaklarınızdan öpüyor. Sağ olsun. Yılbaşında mutlaka gelin diyor Davut. Çok özlemiş, bekliyor. Mübarek Ramazan Huriye, ben gidemem. Sen al Halis'i git. Hı hı. Nerede bunlar? Apatiyi kestiriyorlar. İşte geldiler. Buyurun. Her şeyini yaptı anneciğim. Çok tatlı, çiş kaka. Tövbe. Sana şimdi ne yaptığını soran mı var Dunkov? Burada sofra başında. Anne bak ne diyor. Nein Davut, nein. Dunkov yok. Terbiyeli konuşsun o da. Ayşeciğim doğru banyoya. Hı hı. Şampuanla yıka bacının ayaklarını Ayşe yenge. Yumuşak yumuşak. Ayşe yengemin yanına bir tane bile erkek yaklaşamadı baba. Aferin, otur. Oh anneciğim, yumurta mı var? Var yavrum rafadan. Tam sevdiğin gibi. Yemem lazım baba, bakma öyle. Nasıl gelişecek yemezsem hormonlarım, kemiklerim? Yavaş, yavaş. Hale gelişecek, eşek kadar adamsın. Anne bak ne diyor? Aşk olsun Davut, söyleme öyle benim yavruma. Yolda Katil Bey amcalara rastladık. Eseriyle koşuyorlardı öyle. Göğüslerini oplata oplata. Halt! O nasıl hareketler öyle? Çarparım. Öyle ama baba. Löp löp. Yeter Halis. Yumurtanı ye. Anneannen telefon etti. Aa, ne zaman? Az önce konuştuk. Yılbaşında bekliyor bizi. Ne tatlı. Atlarız uçağa. Ne yapacak anneannem yılbaşında bana? Söyledi mi? Tabii. Ne istersen. Hindi dolması... Kotlet, Süßigkeiten, Kartoffeln mit Fleisch und Schokoladen mit Bananen und Weißwurst. Başka anneciğim? Hal! Boşan da seveni ye. Ne olacak başka? Anne bak eşek diyor. Çocuğa domuz eti falan yedirmeyin sakın Hürriye. Afiyet olsun. Gel Ayşeciğim. Yıkadın mı Abadi'nin ayaklarını? Yıkadım abla. Hı -hı. Geç kızım otur. Hört Nuriye, kein Schweinfleisch. Also ich hab schon gehört. Natürlich kein Schweinfleisch. Aydın ve kuşum. Seninle ilgili değil Ayşe. Aralarında konuşuyorlar. Anlıyor musun? Akşama hazırlık. Oh ne geldi sıcak sıcak. Öpürdetmeden içsene evladım şunu. Sıcak hocam, ağzım yanıyor. Dur o zaman biraz soğusun, acelen ne? Üfle ya da şöyle. Alışmamışız ki hocam. Devamlı koş Cafer koş. Her işimiz acele. 2 dakika rahat bırakıyor mu ki domuz? Kim o domuz? Aşağıdaki Sabri Bey. Ha. Ekmek paramıza mani oldu. Limonata satalım dedik. Kaçak maçak okulun önünde. Gitti belediye şikayet etti kitapsız. Yavaş evladım. Pardon hocam. Bak sinirlendim. Ağzım yandı. Ben de yırttım attım kapıdaki ilanını. Böyle menfaatçi böyle 3 kuruş için 5 takla atan adam daha görülmemiştir. Poğaça da ne poğaça. Aysel hocamın eline sağlık. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Zaten şu apartmanda sizin gibi büyüklerimiz olmasa 2 dakika tutmaz bizi bu kitapsız. Anında tutar zaptı koyar kapının önüne. Bayılır bizim gibi garibanları ezmeye. Evet, biraz psikopat farkındayım. Evet hocam, ne birazı? Aynen, tam psikopat. Hadi yırtın bakalım bir daha. Vallahi kırarım ellerinizi. Çete mi oldunuz apartmanın başına? Aa, biz niye yırtalım canım Allah Allah. Mahallenin çocukları yırtıp kaçıyor, bize bağırıyorsun. Öğretmenim canım benim. Çok oldunuz artık siz. Nerede o uğursuz kocan? Sensin uğursuz. Efendim ne dedin? Bilmiyorum dedim. Ha, işte geldi. Buyurun. Ne oluyor Gül? Yok bir şey. Yeni ilan astı. Bize ne? Hayırlı olsun. Sabri Bey, neredesiniz? Buradayım efendim, ne vardı? Şeyi soracaktım, Cenap Beylere krem karamel yapıyorum da. Allah Allah! Nereden icap etti şimdi Cenap Beylere krem karamel yapmak? Kutlayacağız efendim evden çıkmamalarını. Karışmayın siz ona, ben yapıyorum. Ha, 10 yumurta yeter mi acaba? 10 yumurta mı? Ayla Hanım, kazanla mı krem karamel yapıyorsunuz? Daha neler artık? Anam. Sen de orada dikilip laf mı dinliyorsun? Hadi bakayım işte. Hadi bakayım, hadi, çok ayıp. Konuşuyoruz şurada. Kimseyi dinlediğimiz yok canım. Öğretmenim, canım. Sen sus bakayım ha. Ayla Hanım, girer misiniz lütfen içeriye? Kapıcıların yanında tartışmayalım. Tüh, patla inşallah. Bak görüyor musun nasıl kapatıyor kapıyı yüzümüze? Kudurdu. Ben onu bir ara yırtarım nasıl olsa. Aman Cafer, delirme sen de. Başımıza bir iş gelecek ha. Abi. Uyuyorsun. Kaç gecedir uyuyamadık ki oğlum. Ne yapacağımızı şaşırdık vallahi. Cem de evde nöbet tutuyor. Mine belki de size gitti. Sen de bize bir akıl ver bari. Barıştırın şunları gitsin başınızdan be abi. İstemiyor kadın oğlum barışmak. Hortlak görmüş mü kaçıyor baksana. Lafa be abi. Bir araya getirin de bak nasıl sarılıyor boynuna. Ayrılamaz onlar birbirlerinden. Gel. Efendim özel bir şey mi konuştunuz yoksa? Çocuklar nikah davetini vereceklerdi de. Yo önemi yok, gelsinler. Heh. Nihayet oluyor bu iş he? Oluyor efendim. Ne gün nikah? Gelecek cuma. Oo. Bir şey kalmamış, hadi bakalım hayırlısıyla. Her şey için size çok teşekkür ediyoruz Şevket Bey. Ne yaptık canım? Az şey mi efendim? Bir şeydi. Yapacağız tabii. Orada mı Özge? Ay Allah'ım. Birden ödüm koptu. Ne var bu kadar korkacak Hacer Hanım? Hortlak mı var karşında? Estağfurullah. Nereye gitti Özgeler? Çocuğu doktora götürdüler Cem Bey'le. Allah Allah. Nesi varmış? Bilmem. Kaçıyor mu teker teker bunlar benden yoksa? Hacer Hanım. Efendim? Raşit geldi mi buralara ben uyurken? Gelmedi Nimet Hanım. Evin etrafından ayrılmıyor Allah'ın cezası. Eline de bir çiçek almış. Kapıyı çalarsa açma sakın. Tamam. Bak bakayım şuradan aşağıda mı yoksa? Bakayım. Aşağıda vallahi. Allah'ın belası tahta kafa. Gördüm seni. Gördü galiba. Hacer Hanım. Nimet orada mı? Sana soruyor, görmüş. Ne diyeyim? Yok de. Defolsun gitsin. Çocuğu doktora götürdüler de. Yok Raşit Bey. Özge Hanımlarla kızı doktora götürdüler. Orada biliyorum. Söyle ona alsın çantasını gelsin. Kapıda taksi bekliyor. Duydun mu? Hacer, dur şöyle bakayım. Efendim Raşit, buradayım. Ne istiyorsun söyle. Sensiz yapamıyorum Nimet, affet beni. Vallahi ne yaptımsa aşkımdan yaptım. Al çantanı gel. Her şeye razıyım, ne olur. Tamam, geliyorum, bekle. Git başımdan Allah'ın belası. Ne yapıyorsun Nimet? Manyak mısın sen? Manyağım evet. Defol git başımdan. Al çiçeğini de. Sadist. Yazıyorum beyefendi. Aktan apartmanı. Kapı numarası 18. Daire 4. Tamam. Size saat veremiyorum. Akşam üstüne kadar mutlaka gelirler. Ne tatlı konuşuyorsun. Ben teşekkür ederim. İyi günler. İşinden memnun musun Dilek? Memnunum. Niye sordun? Biz de senden çok memnunuz. Yılbaşında Mine'ye gidiyoruz annemle. Söyledin. Babam oruç tuttuğu için gelemiyor. Biliyorum. Bir şey istiyor musun Almanya'dan? İstemem, sağ ol. Kaçtı senin bedelin? Bir şey istemiyorum dedim tertip. Ayakkabı falan. Kaç numara giyiyorsun? Tertip sıktın ha. Peki sıkılma. Öyle güzel şeyler var ki Almanya'da. Ay Ay bana ne? Önüne bak hayırsız. Bakıyorum amca. Cevap verme öyle patlatırım. Sus, cevap verme. Aldatma bacım. Konuşma sen de. Sizinle mi uğraşacağım bütün gün burada ben be? 8 kere 8. 88 amca. Tüh salak. Tüh. 64 salak. Kalk. Sen de güzel konuş, büyüklerine çarparım. Aa, Hüseyin abi. Ha? Hüseyin abi mi? Geliyor vallahi amca. Buraya. Buraya geliyor baba. Gelsin bakalım neymiş derdi. Arşengimi falan isterse kır çenesini baba. Hadi istesin bakalım. Ama ne yüzsüzmüş bu da. Direkt sen karışma. Kavga çıkacak şimdi. Halt. Karışmayın siz sakın lafa. Ben konuşacağım. Karışma sen tertip. Amcam konuşacak. Merhaba. He? Merhaba dedi bize baba. Duyduk. Selam yok mu ustam? Yok. Niye? Düşman mıyız? Konuşmuyoruz seninle Hüseyin amca. Halt. Karışma sen lafa patlatırım. Karışma sen tertip. Amcam konuşacak. Halt. Sus sen de. Patlat baba. Sus tertip. Sen ne yüzle geldin buraya Hüseyin efendi? Ustam sinirlenme, biraz konuşalım. Vallahi o olayda ben yanlış anlaşıldım ya. Yanlış mı anlaşıldım? Tövbe. Gözümle gördüm seni bizim pencereye el sallarken Hüseyin efendi. Ayşengime ne öyle möğe gibi bakıp göz kırpıyorsun? Halt! Ben size lafa karışmayacaksınız demedim, patlatırım. Patlat amca. Tertip sussana biraz. Tertipim sabırlı ol. Dur 2 dakika, babanla konuşuyoruz. Küslük olmaz ustam. Biz aynı piyasanın insanlarıyız. Daha ne alışverişimiz olacak bizim seninle. Git. Git. Uzak dur, istemez. Benim evime, namusuma dil uzatan adamla hiçbir alışverişim olmaz. Hadi. Uzak dur Hüseyin amca. Babamın tepesi attı. Patlatacak şimdi. Patlatsın. Büyüktür patlatır. Şuradan şuraya adımımı atmam. Varsa bir hatam özür dilerim. Tövbe. Özür diliyor baba. Sus, duydum Dumkov. Dilerim ustam. Özür de dilerim. Elini de öperim. Git, git. Öpsün baba, bırak. O ne elindeki öyle Hüseyin amca? Baklava getirdim size tertibim. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Buyur. İstemem senin baklavanı. Fıstıklı mı bu Hüseyin amca? Fıstıklı tertibim. Ağzına layık. Tatlı tatlı. Dilek de çok sever. Baba! Baba! Aysel babam nerede? Ne bileyim Nazif, ben de seninle birlikte girdim eve. Baba! Burada yatıyor. Babacığım! Nazif geldiniz mi oğlan? Geldik babacığım. Of baba, korkuttun bizi. Niye? Nalları diktin mi sandınız? Allah göstermesin babacığım. O nasıl söz? O da olacak bir gün evladım. Kazık kakacak değiliz ya dünyaya. Afiyet olsun baba. Terzilere davetliymişsin bu öğlen. Cafer mi söyledi? Güzel miydi ıspanaklı börek? Güzeldi vallahi. Sen de güzel yaparsın ama fazla kaçırmışım. Cemil Bey de bir bardak bira verdi. Oh, afiyet olsun. Babacığım 24 Kasım'da da okula davetlisin. Öğretmenler gününe. Sahi mi? Hatırladılar demek. Tabii babacığım. Onur konuğu olarak belge verecekler. Allah Allah, nasıl oldu? Hem de bizzat müdürümüz davet etti baba. Okan Bey. Ulan Nazif. Efendim babacığım. Sen hatırlatmadın değil mi? Olur mu babacığım? İşte Aysel de oradaydı. Söylesin. Gelirim ama çenem durmaz. Konuşurum ben. Ne konuşacaksın babacığım? Ne konuşacağım oğlum? Öğretmenlerin durumunu. Öyle öğretmen bu vatanın en kıymetli varlığıdır diye nutuk atmak kolay. Ayın sonunu getiremiyorsunuz bak. Üstüne adam gibi giyeceğin 2 tane gömlek alamıyorsun. Duysunlar. Cumhurbaşkanına kadar hepsi. Öyle yılda bir kere hatırlayıp elimize çiçek tutuşturmakla bitmiyor.